Değerli izleyicilerimiz, Kanada'nın ilk ve tek Türkçe yayın yapan televizyon kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Canan Nurgel. Bildiğiniz üzere Kanada Turquoise TV haber kanalı 2003 yılından beridir Kanadalı Türk gönüllerinden oluşan Canadian Turkish Media Association, yani Kanada Türk Medya Derneği tarafından hazırlanıyor. Tam bağımsız, secular ve kar amacı gütmeyen derneğimizin misyonu, toplumumuzla işbirliği ve koordinasyon içerisinde demokratik, laik, sosyal adalete sahip bireylerin haklarına saygı duyan Türk asıllı Kanadalıları desteklemek üzere faaliyet yapmaktadır. Türkçe konuşan Kanadalılar için güçlü, sağlıklı ve pozitif bir ses sağlamayı amaçlıyoruz. Kanada'nın çok kültürlü mozaiğinde Türk kültürü ve geleneklerini en iyi şekilde sunmaya çalışarak haklı yerimizi almayı amaçlayan toplumumuzu ve derneklerimizi destekleyici yayınlarıyla her hafta karşınıza geliyoruz. Yayınlarımız Kanada'nın doğusundan batısına Omni 2 kablolu televizyon kanalı üzerinden sizlere ulaşıyor. Ayrıca YouTube kanalımızdan da aynı saatte yayına giriyor. Bu hafta yine Kanada Türk toplumunu ilgilendiren ekonomik, sosyal ve kültürel olayları sizlere en doğru şekilde ulaştırmak için dopdolu haberlerimizle sizlerle birlikte olacağız. Yayınımıza toplum derneklerimizden güzel bir haberimizle başlıyoruz. Kanada'nın batı ucunda yaşayan toplum üyelerimize başarılı faaliyetleriyle destek olan Turkish Canadian Society of Vancouver, British Columbia eyaletinin düzenlediği Çok Kültürlülük ve Irkçılık Karşıtlığı ödül töreninden özel ödülle geri döndü. Ödüller, çalışmaları aktif olarak çok kültürlülüğü teşvik eden ve ırkçılıkla mücadele eden bireyleri, kuruluşları ve gençleri kutlamak için her sene Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü'nde düzenleniyor. Özel ödüle aday gösterilen Turkish Canadian Society of Vancouver'ı biz de Turquoise TV olarak tebrik ediyoruz. Sıradaki haberimiz Torontolu sanatseverler için geliyor. Türk pop müziğinin efsane ismi Fuat Güner, MFO'nun unutulmaz şarkılarının seslendirileceği konser için Pro Arts Production organizasyonunda Toronto'ya geliyor. 5 Mayıs 2024 tarihinde Toronto'da Lula Lounge'da organizasyondaki yerinizi ayırtırmak için ekranda yazılı web sitesinden biletlerinizi alabilirsiniz. Türkiye'nin en ünlü dans gösterilerinden Anadolu Ateşi Kuzey Amerika turnesi kapsamında 14 Mayıs'ta Kanada'ya geliyor. The Meeting House, Toronto Metropolitan şehrine yakın Oakville'de saat 19'da gerçekleşecek bu güzel gösteri için biletlerinizi şimdiden almayı unutmayın. Mete Orozoğlu, Nevşim Erzat ve Erdem Baş'ın oynadığı çok karakterli komedi oyunu Güldüren Cazibe, Taksim Production organizasyonuyla Toronto'da tiyatro severlerle buluşuyor. 26 Mayıs 2024 tarihinde Ontario Science Center'da gerçekleşecek gösteri için detaylı bilgiyi Taksim Production web sitesinden alabilirsiniz. Kısa bir reklam arası ardından Kanada'dan güncel haberlerle bültenimize devam edeceğiz. Kanada federal hükümeti 2027 yılına kadar temporary residence, yani geçici ikametgah statüsüyle ülkede bulunanların nüfus içindeki payının %6.2'den %5'e düşürüleceğini açıkladı. Göçmenlik Bakanı Mark Miller geçtiğimiz hafta Perşembe günü yaptığı açıklamada bunun geçici ikametgah statüsüyle nüfusta yaklaşık %19'luk bir azalma anlamına geleceğini söyledi. %19'luk bir düşüş, tarihi bir düşüş değil, ancak bu iyi yapılması gereken bir şeydir, dedi. Bu makul bir hedef, bence nispeten iddialı ama önümüzdeki 3 yıl içinde netleşmemiz gereken bir şeydi, yorumunu da ekledi. Bunun yanı sıra Federal Hükümet İstihdam Bakanı Randy Bousamonold, hükümetin 1 Mayıs itibariyle belirli sektörlerdeki işverenlerin işe almalarına izin verilen geçici yabancı işçi miktarlarını azaltacağını söyledi. Federal hükümet Nisan 2022'de iş gücü sıkıntısı çeken diğer sektörlerin yanı sıra konaklama ve gıda hizmetleri sektöründeki işverenlerin
düşük ücretli pozisyonlar için geçici yabancı işçi program aracılığıyla iş güçlerinin %30'una kadar işe almalarını bir karar açıklamıştı. Bakan Bosanoğlu, yeni geçtiğimiz hafta Perşembe günü yaptığı açıklamada bu sınırın çoğu sektör için %20'ye indirileceğini söyledi. İnşaat ve sağlık sektörlerinin program aracılığıyla çalışanların %30'una kadarını işe almalarına izin vermeye devam edecek. Tarım, balıkçılık, turizm gibi mevsimlik sektörler en yoğun sezonlarda üst sınırdan muaf tutulacak. Hükümet ayrıca iş gücü piyasası etki değerlendirilmesi yani LMIA başvuru programında da değişikliğe yapacak. Yabancı işçi çalıştırmak isteyen işverenlerin yapmak zorunda olduğu LMIA başvurularının mevcut 1 yıllık süre sınırı yerine yalnızca 6 ay içinde geçerli olacağını da söyledi. Hükümet bu anlamda işverenlere de daha sıkı şartlar getirecek. 29 Şubat 2024 tarihinde 84 yaşında hayatını kaybeden Kanada'nın eski başbakanlarından Brian Mulroney, 23 Mart 2024 tarihinde Montreal'deki Notre Dame Bazilikası'nda düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi. 1984-1993 yılları arasında liderliği kendisine hem övgü hem de tartışmalar kazandıran Mulroney, önceki adıyla NAFTA, şimdiki adıyla USMCA olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzalayarak Kanada, ABD ve Meksika arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesini sağlamıştı. Kanada tarihindeki en başarılı çevre politikalarının bazılarını uygulamaya koyan Mulroney'in görev süresi, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Güney Afrika'daki ırkçılık apartheid kas sistemine karşı uluslararası bir kampanyada dahil olmak üzere dünya meselelerinde çalkantılı bir dönemde denk gelmişti. Kendisine bir kere daha Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Değerli izleyiciler, Nükhet Hanım'ın mutfağında bu hafta mutfağımızda mis gibi kokutacak fırında etli bamya var. Evinizde herkesin beğeneceği nefis bamya yemeğinin tarifiyle sizlerle buluşuyor. Merhaba Turkuaz TV seyircilerimiz. Benim en sevdiğim fırında etli bamya yapıyoruz. Bamya için dana et, bamya, domates, soğan, biber, salça ve domates salça, tuz, karabiber, kimyon. Etlerimizi ben biraz büyük seviyorum arkadaşlar. Daha küçük. Kuşbaşı gibi severseniz öyle de olur. Ama ben böyle büyük parçalar olunca fırında daha güzel oluyor düşünürüm. Tabii ki herkes zevkine göre yapabilir. Tam pişmiş olmaya gerek değil. Sadece kızartıyoruz. Burada benim 1 kilo etim var. Daha az da olabilir tabii. Yarım kilo da alabilirsiniz ve parçaları daha küçük kesebilirsiniz. Üç dört dakika üzerine tuz, ve karabiber ekleyelim. Baharatlarımızı kat kat koyalım ki lezzetli olsun. Etlerimiz kızardı. Şimdi fırın tepsisimize alıyoruz. Evet, etimizi tepsiye aldık.
Şimdi tavamıza soğan, bir soğan iri doğranmış ekliyoruz. Pembeleşene kadar kavuralım. Şimdi iki büyük domates ekliyoruz. Domateslerimiz iri kesilmiş. Soğan ve domatesimiz hazır. Az karabiber ve tuz ekliyorum. Ve fırın tepsimizi alıyoruz. Etimizle birleştirelim. Mis gibi tutar arkadaşlar, inanın. Evin içi şimdi, şu an. Çok güzel. Böyle dağıtalım. Evet. Tavamıza az zeytinyağı ekliyoruz. Ve bamyalarımızı kızartmaya koyuyoruz. Bamyalarımızı daha önceden yıkadık ve kurutmaya bıraktım. Üst tarafları kalem şeklinde kesildi. Aynı tavayı kullanınca arkadaşlar, etin, soğanın, domatesin lezzetini alıyor. Hepsi de birleştiğinde fırında çok güzel olacak. Bamyalar kızarınca daha böyle içi daha az sümüklü oluyor. Daha lezzetli oluyor. Bamyamız kızardı. Fırın tepsimize ekliyoruz. Ve etimizle yayılıyoruz. Üzerine domates sos, domates ve biber salçalı sos hazırlayalım. Büyük bir bardağa bir yemek kaşık biber salça ve bir yemek kaşık domates salçasını bardağımıza ekliyoruz. Üzerine su ve karıştırıyoruz. Salçalar erine kadar karıştıralım. Sonra üzerine bamya yemeğin üzerine döküyoruz. Sonra bir tatlı kaşık kırmızı biber, bir tatlı kaşık kimyon, tuz ve karabiber ekliyoruz. Ve yemeğimizi karıştırıyoruz. Baharatlarımız zevke göre ve ağzın tadına göre ekleyebilirsiniz. Daha az veya daha çok koyabilirsiniz.
Daha önceden ısınılmış 400 derece fırına bamyamızı koyuyoruz. Etimiz pişene kadar pişin. Tabağımıza bamya yemeğimizi de alalım. Oy, çok güzel oldu arkadaşlar. Bu tam fırında 1 saat pişti. Bamyalar eridi. Bamya yemeğimiz de hazır. Bamya yemeğimizi piştikten sonra 15-10 dakika açık bıraktım. Biraz kızarsın. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Hangisinden yiyeyim önce? Yemekten yiyeyim önce. Hadi bir deneyelim. Yemeden önce biraz limon sıkın. Çok güzel olur. Görelim bakalım. Sıcak sıcak. Şahane. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Değerli izleyicilerimiz, 23. yılımızda Kanada geneline yaptığımız Türkçe yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ettiğiniz ve YouTube kanalımıza abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz. Tüm Turkuaz TV gönüllüleri adına hepinize verimli ve keyifli bir hafta diliyoruz. Gelecek hafta yeni programımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.